Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamdolsun Yüce Rabbimize, salatü selamlar Efendimiz Önderimize. İslam büyüklerinden Abdurrahman Ebu Leyla seri şekilde 14 sayfalık Hud suresini okurken yanına bir kadının gelerek şöyle dediğini anlatır bize. Ey Abdurrahman dedi kadın sen Hud suresini böyle mi okuyorsun? Ben altı aydır onun üzerinde çalışıyorum ama hala bitiremedim. İslam büyükleri önden giden öncülerimiz Kur'an'ı üzerinde dura dura, düşüne düşüne okurlardı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer anlatıyor. Babam Ömer Bakara Suresi'nin üzerinde 12 sene çalıştı. Sonunda bitirdi sureyi sevincinden, sürurundan bir deve kestik ve dostlarımıza ikram ettik. Kendisi Arab olan, aslı saadeti, Kur'an'ın indiği dönemi yaşayan Hazreti Ömer, 12 sene 50 sayfalık Kur'an suresi üzerinde çalışıyor. Kur'an üzerinde durmamız, derin derin düşünmemiz, tekrar tekrar okumamız, anlama gayret ve çabası içerisinde olmamız gerekli olan Allah'ın kelamı Kur'an-ı Azimüşşan. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde Araf suresinin ilk 10 ayetini aşırı şerifimiz olarak birlikte okumaya, anlamaya gayret edeceğiz. Araf suresi Mekke'nin son dönemlerinde inmiş. Yani pek çok sure gibi huruf-u mukatta dediğimiz hece harfleriyle başlayarak insanların dikkatlerini çeken ve insanlığa meydan okuyan bir suremiz. Elif, la, mim, saat diye başlıyor. Bu harfler Kur'an'ın harfleri. Bu harflerden meydana geldi Kur'an ama bu harfler ilahi kalıba döküldü, ilahi kelam oldu, Kur'an oldu. Bu harfler bizim de elimizde ama bu harfleri kullanarak biz Kur'an'ın bir benzerini hem lafız bakımından hem muhteva bakımından bir benzerini getiremeyiz. Kur'an işte bu noktada meydan okuyor. Bu harflere bakın. Kur'an bu harflerden oluşuyor. Sizin kullandığınız kelimeler ve harfler ama ilahi kalıba dökülmüş Kur'an-ı şan. Kitabun unzile ileyk. Bu sana indirilmiş bir kitap. Peygambere indirilmiş. Onun şahsında bize gelmiş. Bize indirilmiş bir kitap. Kur'an-ı Azimüşşan Şan. Feleyekun fi min. Kur'an ayetlerinden dolayı, Kur'an'ın hükümlerinden dolayı senin içine bir sıkıntı düşmesin. Bir sıkıntı oluşmasın. Litunziri <laughs> sen uyarmak için, Kur'anla uyarman için gönderildin. Ve zikralil müminin. Kur'an müminler için öğüttür. Rablerini hatırlatan, yaratılış gayelerini onlara hatırlatan öğüt manzumesidir, mecmuasıdır. Burada Peygamberimize yine onun şahsında hepimize Kur'an'ın asla içimizde bir sıkıntı oluşturmamasını emrediyor Yüce Rabbimiz, istiyor. Bu şu demek, insanlar Kur'an'ı dinlemiyorlar diye, Kur'an'a inanmıyorlar diye, Kur'an'ın hükümlerini kabul etmiyorlar diye kendini heder etme. Sen vazifeni yapmakla sorumlusun. İnsanlar Kur'an'ın ahkamını yaşamıyorlar diye sen kendine dert etme. Senin vazifen mesajı insanlara ulaştırmandır ve insanlara öğüt vermendir. Ama şunu da bilesin ki Kur'an'dan müminler istifade ederler. Ona inananlar, ona gönüllerini açanlar istifade ederler. O zaman peygamberimize hitap şimdi ümmete döndü. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا O halde Rabbinizden size indirilene tabi olun. İşte Kur'an-ı Azimüşşan. Onu dinleyin demiyor. Ayetleri dinleyin demiyor sadece. Ayetlere inanın demiyor sadece. Ayetlere uyun diyor. Ayetleri yaşayın diyor. İlahi çağrıyı duyun ve bu çağrının gereklerini yerine getirin. Allah'ı bırakıp başka şeyleri dost edinerek başkalarının yollarına kapılmayın. Kendinizi kaptırmayın. Kalile ma tezekkerun. Ne az düşünüyorsunuz. Ne az hatırlıyorsunuz. Ne kadar yüzeysel düşünüyorsun. Derinlemesine düşünün. Çok düşünün. Düşüncede yoğunlaşın. Ki bundan sonraki ayetlerde Yüce Rabbimiz geçmişte Allah'ın peygamberlerin uyarılarından ders almayan Bundan dolayı da helak olan, Allah'ın dünyada azabına duçar olan bir takım kavimleri hatırlatıyor. Biz geçmişte nice medeniyetleri, nice toplumları, işledikleri günahlar, yaptıkları zulümler sebebiyle helak ettik. Onlar geceleyin istirahatteydiler. Ya da gündüzleyin gündüz uykusundayken Allah'ın azabı onlara geliverdi. Depremler, yeryüzünün sarsıntıları, tufanlar, diğer azap şekilleri, fırtınalar geldi ve onları helak etti. Onlar o azabı görünce, azabı tadınca kalu dediler ki inna künnâ zalimin. Biz hakikaten yanlış yapmışız. Biz hakikaten zulmetmişiz hem kendimiz hem başkalarına. Ama onların bu son pişmanlıkları onlara bir fayda sağlamadı azabı da onlardan savmadı. Demek ki önemli olan insanın beynel havf ve reca içerisinde yani korku ümit dengesi içerisinde Rabbine kulluk yapması, Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi, elindeki ömür fırsatını en güzel şekilde değerlendirmesidir. Çünkü sonra çok geç olabilir. Ölüm meleği kapımızı çaldığında ya da Allah'ın azabı üzerimize yaklaştığında çok geç olabilir. Kıyamet koptuğunda çok geç olabilir. Firavun boğulacağını anlayınca inandım dedi, inandım dedi. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi ama Allah onun imanını saymadı. Geçerli saymadı. Şimdi mi dedi? Şimdiye kadar neredeydin dedi. Neden bu kadar sana ömür verdim o fırsatı değerlendirmedin dedi. Onun için kardeşlerim Yarına çıkacağımıza dair elimizde bir garanti yok. Bir saat sonrasında yaşayacağımıza dair elimizde bir teminat yok. O zaman dün geçti, yarın bizim için kesin değil. O zaman içerisine bulmuş olduğumuz anı en güzel şekilde değerlendirmektir. Dün geçti, yarın var mı? Güvenme gençliğine, ölenler hep ihtiyar mı diyen şairin sesine kulak vermemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz daha sonra yine evrensel bir mesajı Araf suresinin tam da ilk sayfasında şöyle hatırlatıyor bize hepimize. Felenes elennellezine ursile ileyhim ve lenes Andolsun murselin. olsun ki biz soracağız. Kendilerine davetçi gönderilenlere de soracağız. O gönderdiğimiz davetçilere de soracağız kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız. O gönderdiğimiz peygamberlere de soracağız. O davet edilenlere soracağız. Allah'ın bu daveti size ulaştı. Peki bu davetin gereğini yerine getirdiniz mi? Bu mukaddes emanet size havale edildi, tevdi edildi. Peki bu mukaddes emanete sahip çıktınız mı? Bu hakikatler size ulaştı. Bu hakikatlerin gereklerini yaptınız mı? Allah bunu davet edilenlere soracak. Hepimize soracak. Nerenizle dinlediniz? Nasıl dinlediniz ve dinlediklerinizle ne kadar amel ettiniz? Ne kadar iyi güzel insanlar oldunuz? Davetçilere de soracak. Bu davetçiler en başta peygamberler. Allah onlara soracak. İlahi emaneti layıkıyla kullarıma, insanlara ulaştırdınız mı? O davetçilerin yolunda giden diğer davetçilere de soracak. Bu bir sınıfta öğretmen olabilir. Bir kürsüde vaiz olabilir. Bir minberde hutbe okuyan imam olabilir. Ya da bir davetçi konumunda bulunan, bir konferansı veren, bir hikmet meclisinde konuşan kimse olabilir. Bir ekrana karşı konuşan da olabilir. Yüce Allah sana bu insanları emanet olarak vermiştim. Bu fırsatı, bu ortamı emanet olarak tanımıştım. Sen bu imkanları bu fırsatları en güzel şekilde değerlendirdin mi? Hakikatleri ne kadar olduğu gibi anlattın ya da anlatmadın? Bunun hesabını soracak. Sorgulanacağız. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz sorgulanacağız ve yüce Rabbimiz buyuruyor ki biz onlara o yanlış yapanlara yaptıklarını bir bir anlatacağız. Biz onlardan uzakta değiliz. Biz onlardan habersiz de değiliz. Allah her şeyden haberdardır. Her şeyin Hazırı ve nazırıdır. Her şeye muttalidir Yüce Rabbimiz. Vel veznu yevme idinil hak. İşte bizi ayetler ahiret atmosferine götürüyor. Sanki kıyamet kopmuş. İnsanlar yeniden dirilmişler. Diriliş günü gelmiş çatmış. Ve mizanlar kurulmuş. Artık hesap günü, sorgulanma günü. O gün o mizan, terazi, İlahi adalet terazisi haktır diyor Allah. Biz o terazinin hak olduğuna inanırız. Ama o terazinin keyfiyeti, mahiyeti onu biz bilemeyiz. Çünkü ahiret ahvalidir, müteşabihattandır. Biz onun varlığını kabul ederiz ama onun nasıl olduğuna da çok da kafa yormayız. Çünkü dünyada bile ölçü aletleri hep değişkendir, değişmiştir, değişmektedir. İşte dün iki kefeli teraziler daha sonra bir kefesine kilo, bir kefesine eşya konulan teraziler. Daha sonra dijital teraziler. Daha sonra işte şu anda lazer ışınıyla bir takım ölçüleri yapabilen ölçü aletleri. Dünyada bile değişiyor. Rabbimin katındaki Allah'ın yanındaki mizanın terazinin nasıl olacağını ben bilemem. Biz bilemeyiz ama biz önemli olan o terazinin nasıllığı değil. O terazinin benim amellerimi tartacağı ve benim yapıp ettiklerimi karşıma koyacağıdır. Eksiksiz bir şekilde, adil bir şekilde ortaya koyacağıdır. Şimdi teraziler kurulmuştur, ilahi teraziler. Bu terazilerde ameller tartılıyor. Altın, gümüş, dünyalıklar, para pul değil. Ameller tartılıyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir tartı, nasıl bir ölçü? Onu biz bilemiyoruz ama sonucunu Rabbim açıklıyor. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰيكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin tartısı ağır gelirse işte kurtuluşa eren odur, onlardır. Tartısı ağır gelenler, dikkat ediniz. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِعَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Kimin de tartısı hafif gelirse o da yaptıkları sebebiyle kaybedenlerdir, ziyana uğrayanlardır. Şimdi terazide ameller tartılıyor ve insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup, birinci grup tartısı ağır gelenler. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Cennetlikler, bahtiyar insanlar. İkinci grup tartısı hafif gelenlerdir. Onlar kaybedenlerdir, ziyan edenlerdir. Dikkat ederseniz şöyle anlatılmıyor. Kimin sevabı ağır gelirse, kimin günahı ağır gelirse denmiyor. Kimin tartısı ağır gelirse, kimin tartısı hafif gelirse, elbette tartısı ağır gelenler, sevabı ağır gelenler. Tartısı hafif gelenler de, sevabı hafif, günahları çok olanlardır. Ama, bu ilahi terazi nasıl bir terazi ise, bu terazide, günahın her, herhangi bir değeri yok. Herhangi bir kıymeti, harbiyesi yok. Herhangi bir ağırlığı yok. Allah katında değerli olan, salih amellerdir. İyilikler ve güzelliklerdir. Onun için değerli kardeşlerim biz tartılarımızı ağırlaştıracak amelleri işlemeliyiz. Yoksa tartılarımız hafif gelir. Tartılarımız hafif gelirse Allah korusun kaybedenlerden oluruz. Onun için tartısı ağır gelenler, tartısı hafif gelenler biz şimdiden kararımızı vermeliyiz. Tartımızı ağır getirecek salih amellerin, güzel amellerin güzel eylemlerin adamı olmaya gayret etmeliyiz. Daha sonra yüce Rabbimiz "Ve lekad mekkennakum fil ars ve cealna lekum fiha ma'ayish qalilan ma teşkurun." ki biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Burada Cenab-ı Hakk'ın biz değişine bir dikkat edelim. Allah biz diyor. Kudret vurgusu içindir bu. Azamet vurgusu. Biz en mükemmelini, en iyisini, en güzel şekilde yaparız demektir. Allah nezaket dersi veriyor. Ben ben deyip durmayın diyor bize de. Biz diyerek Allah halbuki Allah her şeyi kendi iradesiyle, kendi gücüyle yapıyor. Tek olarak yapıyor ama biz diyor bize de nezaket dersi veriyor. Onun için biz de ben yaptım, ben ettim, ben kazandım yerine biz yaptık, ekip halinde biz çalıştık, biz eyledik demeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Bir de Yüce Rabbimiz bir takım vasıtalarla gerçekleştirdiği şeyler için biz ifadesini kullanır. Söz gelimi, vahyi, Kur'an'ı, kitabı biz indirdik der. Cenab-ı Hak vahiy meleğine havale eder. Vahiy meleği alır, peygamberine, elçisine o vahiy getirir. Yağmuru biz indirdik der. Yüce Rabbimiz işte yağmurdan sorumlu, tabiat olaylarından sorumlu meleğe o işi havale eder. O meleklerin vasıtalarıyla, aracılığıyla Allah'ın koymuş olduğu ilahi yasalar vasıtasıyla o yağmurlar yağar. Ama Allah yağmuru biz indirdik der. Burada da sizi yeryüzüne biz yerleştirdik. İşte bizim yeryüzüne gelmemize annemiz babamız vesile oluyor. Ya da bizim yeryüzünde iktidar sahibi olmamıza, yerleşmemize bir takım insanlar, bir takım güçler, imkanlar vasıta oluyor. Onun için yüce Rabbimiz sizi yeryüzüne biz yerleştirdik. Biz iktidar sahibi kıldık buyuruyor. Ama şunu bileceğiz ki biz hangi nimetin içerisinde olursak olalım o nimetin asıl sahibi yüce Allah'tır. O nimeti bize bahşeden asıl sahip asıl halik yüce Rabbimizdir. Onun için nimetin gerçek sahibini, asıl sahibini bilmek bizi şükreden kul yapacaktır. Çünkü şükür nimeti fark etmekle başlar. Nimetin asıl sahibi olarak yüce Rabbi tanımakla başlar. Nimeti Allah'ın ölçüleri doğrultusunda kullanmakla devam eder ve şükür nimetin emanet olduğunu fark edip Allah'a dilimizle elhamdülillah diyerek canı gönülden teşekkür etmekle kemale erişir. Bunların hepsidir şükür. Onun için Rabbimiz biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve yeryüzünü sizin için geçimlik kıldık. Geçim imkanlarınızı sağladık. Rabbimiz dünyayı dayıyor, döşüyor. Hayvanatıyla, nebatatıyla, cemadatıyla, yeriyle, göğüyle bütün o fizik kuralları, ilahi yasalarıyla yaşanabilecek bir gezegen haline getiriyor ve bizim ihtiyacımız olan her şeyi, havayı, suyu, Maddi gıdalar her bir şeyi fazla fazla, bol bol yeryüzüne lütfediyor, evrene yerleştiriyor, sonra bizi yaratıyor. Her şey hazır. Her şey bizim emrimizde, bize sunulmuş. Bizden de beklediği Rabbimizin şükreden kul olmaktır. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Sizden şükredenler, kamil manada şükredenler ne kadar da azdır. Ya da ne kadar yüzeysel şükrediyorsunuz. Dilinizin ucuyla şükrediyorsunuz. Elhamdülillah ya Rabbi şükür deyip işi bitiriyorsunuz. Halbuki şükür nimetin sahibini tanıyıp o nimeti o sahibinin ölçüleri doğrultusunda kullanmakla gerçekleşir. Elbette dil de söyleyecek. Ya Rabbi şükür diyecek. Elhamdülillah diyecek. Bizim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan şükür, hamd ifadesi olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesiyle ayetiyle başlar. Ama asıl şükür siz Allah'ın nimetlerini aldığınız, tükettiğiniz zaman o elde ettiğiniz enerjiyi günahta harcarsanız şükretmemiş olursunuz. Allah'ın size bahşetmiş olduğu o nimetleri yanlış yerlerde kullanırsanız şükretmemiş olursunuz. Onun için Rabbimiz galilem ma teşkurun buyuruyor. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ne kadar da yüzeysel şükrediyorsunuz. Ne kadar da dilinizin ucuyla şükrediyorsunuz. Ya da sizden şükredenler ne kadar da azdır. O zaman Rabbimize karşı şükreden kul olma gayret ve çabası içerisinde olmalıyız. Bunun için de Yüce Rabbimizin bize hayat düsturu olarak indirmiş olduğu kitabı mübin, dini mübin İslam'ın o apaçık dinin temel kaynağı olan kitabı mübin, apaçık ayetler, apaçık hikmetler, apaçık hükümlerle dop dolu olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı sahiplenmemiz gerekiyor. O kitabı hayat düsturu olarak görmemiz gerekiyor. O kitabın öğretilerini bilmemiz gerekiyor. O kitabın bizden istediklerine uymamız gerekiyor. O kitabı gündemimize almamız gerekiyor. O kitabı hayat kitabı, hayat düsturu olarak görmemizi gerektiriyor. O kitabı anlayıp o kitabın gereklerini uygulamamız gerekiyor. Ve yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz bir günün bilinci, ahiret bilinci diyoruz. Ahiret inancını hep taze tutarak o bilincin içerisinde olmalıyız. Ne yaparsak yapalım sonunda o terazilerin kurulduğu, tartıların konulduğu zerre kadar hayrın da şerrin de önümüze, karşımıza konulacağı o güne kendimizi hazır etmemiz gerekiyor. Ama unutmayalım o günde bize değer kazandıracak olan iyiliklerimizdir. Terazilerimizi ağır getirecek olan, tartılarımızı ağır getirecek olan iyilik ve güzelliklerimizdir. Unutmayalım ne kadar işlersek işleyelim. Günahlarımızın Allah katında bir ağırlığı olmayacaktır. Bir değeri olmayacaktır. Günahların insana kazandıracağı bir ağırlık da olmayacaktır. Bir değer de olmayacaktır. İnsanı insan yapan iyilikleridir. İnsanı insan yapan güzellikleridir. İnsanı Allah katında değerli kılan yaptığı yapacağı iyilikler, güzelliklerdir. Kur'an'ın istediği, hedeflediği insanı hazreti insan konumuna çıkaran insanın işte bu ölçüler içerisinde hareket etmesidir. İşte o zaman Yüce Rabbimiz o insana dünyada da lütfediyor. Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik, yeryüzünde iktidar sahibi kıldık yeryüzünde nimetler içerisinde, imkanlar içerisinde sizi halk ettik buyuruyor. Demek ki bu dini mübin İslam'ın kazanımı dünyada başlıyor. Bu din dünyayı öteleyen bir din değil. Dünyayı yok sayan bir din değil. Dünyadan el etek çekmemizi isteyen bir din değil. Dünyayı terk etmemizi isteyen bir din değil. Bu din bu dünyayı dizayn etmek için gelmiştir. Zaten Kur'an'ın emirleri, hükümleri Dünya işlerini planlamak için, dünya işlerini düzenlemek için gelmiştir. Biz dünya işlerini planlamak için gelen bu dinin öğretilerini, kurallarını uygularsak bu dünyada da izzet, devlet, iktidar, imkan, fırsat, nimetler bizim olacaktır ama elbette bu güzellikleri yapan insanların ahirette elde edecekleri, nail olacakları nimetler daha kalıcı, daha hayırlı, daha güzel nimetler olacaktır. Müslüman işte bu bilişle, bu şuurla hem şükreden ama o şükrü kamil bir şükür haline getirmek için Allah'ın nimetlerini zikreden, tezekkür eden, tefekkür eden, derinlemesine düşünen kimsedir. Unutmayalım, tezekkürde beynin terlemesi vardır. Tezekkürde, düşüncede yoğunlaşma vardır beynimizi zonklatırcasına aklımızı kullanma vardır, çalıştırma vardır. Sonu Allah'ı hatırlamaya götüren bir düşünme, Allah'ı fikretmeye götüren bir tefekkür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de tefekkür, tezekkür, taakkul, teemmül, tedebbür gibi kavramlar kullanılır ki, bunların hepsi zihin eforunu isteyen kavramlardır. Yani yüzeysel aklımızın ucuyla bir düşünmeden öte kendimizi o işe vererek bu nimet bu nimetin sahibi, bu nimetin yaratılışı, bu nimetin bize sunuluşu, bu nimetin bizim tüketimimiz ve bu nimeti kullanışımız bütün bunları düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerekiyor. Onun için Rabbimiz ne az Tefekkür ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, ne az şükrediyorsunuz. Yani Allah bizden çokça tezekkür, tefekkür etmemizi istiyor. Çokça şükretmemizi, çokça teşekkür etmemizi istiyor. Onun için şakirin dediğimiz, şükreden kullar kervanına katılmak için gayret etmeliyiz. Allah'ın nimetleri saymaya kalksak sayıp bitiremeyiz. Sayısız nimetleri içerisinde yaşıyoruz. Allah'ın nimetlerini, Allah'ın kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha denizden mürekkep yapılsa, yeryüzünün ağaçları kalem olsa, o mürekkeplerle o kalemler yazsa, 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 yazsa yine Allah'ın nimetlerini, Allah'ın kelimelerini yazmakla, saymakla bitiremezsiniz. Ve in tauddu Allah la tusuha. Allah nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. Tabii bu sayma 1 2 3 4 5 şeklinde sayısal bir saymanın ötesinde. Ki insanlar bugün onu da tam olarak yapamıyorlar. Yeryüzündeki bitki sayısını henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Denizlerdeki hayvan canlı sayısını, bitki sayısını bütün çeşitleriyle tam olarak tespit etmiş değiliz ama bu sayısal sayım matematiksel sayım başka. Asıl olan bunun muhtevasını, bunun hikmetini, nasıllığını, niceliğini belirleyen ihsa dediği Kur'an'ın siz o nimetleri o bilinç, o şuurla saymaya kalkarsanız sahip bitiremezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Yüce Rabbimiz nimetlerini fark etmeyi, nimetlerin asıl sahibi olarak kendisini tanımayı bilmeyi, o nimetleri de yolunda tüketip kullanmayı, nimetlerden elde ettiğimiz enerjiyi, nefesi Allah yolunda sarf etmeyi, hepimize nasibi müyesser buyursun ve ahiru davana en hamdulillahi rabbil alemin hamd olsun yüce Rabbimize her şeyin başında sonunda sözümüzün davamızın da başında sonunda Rabbimize hamdolsun